Evet, herkese tekrardan merhaba. Şimdi tabii gün geçmiyor ki dünyada ve ülkemizde İslamofobi ile alakalı bir olay olmasın. Şimdi İsveç'te aşırı sağcı Danimarkalı bir parti lideriydi. Ki doğru muhtemelen, yanlış hatırlamıyorum. Polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakıyor. Yani İslamofobiyi, İslam'a karşı, Müslümanlara karşı kinini ve nefretini bir kutsal kitabı yakarak gösteriyor. Fakat işin enteresanı, bunu polis koruması altında yapıyor. Yani İsveç'te kutsal bir dine saldırıyı, kutsalına saldırıyı İsveç polisi özgürlükler kapsamında algılayarak ve kabul ederek bu kişiyi koruma altına alarak eylemini yapmasını, gerçekleştirmesini sağlıyor. Şimdi her zaman söylüyoruz, uluslararası ilişkilerde diplomasi vardır, duygusallık yoktur. Ama kutsala saygı her şeyden önce bir insanlıktır. Biz tabii ki yıllarca Müslümanların kutsalına saldırılırken bazı Müslümanlar da seyirci kaldığı için öyle oldu. Bakın mesela İsrail'de adetini bozmadı. Çok prensipliler bu konuda. Her Ramazan mutlaka Müslümanlara, her zaman saldırıyorlar da ama Ramazan ayında özellikle yapıyorlar. Mescid-i Aksa'ya yine namaz kılan insanlara saldırdı. Ortalık böyle işte yıkıldı, yakıldı falan filan. Yani netice itibariyle. Ama o da özgürlükler adı altında. Çünkü İsrail ne zaman Filistin'e saldırsa, insanlar ölse, Birleşmiş Milletler veya Amerika diyor ki işte kendini savunma hakkını kullanıyor. Yani İsrailli 3 yaşındaki bir çocuk taş attığı zaman bunu tahrik ve tehdit olarak algılıyorlar ve onlar o gidiyorlar orayı yakıyorlar ve sonra da bunun adı ne oluyor? İşte kendini savunma hakkı oluyor. Bosna'da da Müslümanlar katledilirken Birleşmiş Milletler sadece seyretmişti. İstedikleri sayıda Müslüman öldükten sonra barış güvercini gibi çıkıp matah bir şeymiş gibi orada bir de barış ilan edildiğini zannettiler. Hayır, bu Ukrayna Savaşı çıktığından beri Balkanlara dikkat, Balkanlara dikkat diyorum. Hırvatistan, Sırbistan tek cumhuriyet, tek yönetiliyor ama Bosna Hersek'i o zaman barış güvercini gibi çıkan bu Birleşmiş Milletler, Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna olmak üzere federasyon yaptılar. Yani belli aralıklarla bir ülkenin cumhurbaşkanı başa geçiyor. Şimdi başbakanı geçiyor. Şimdi baktığınızda aynı İsveç'te nasıl polis gözetiminde Kur'an-ı Kerim yaktırıldıysa Müslümanlarla alakalı bir konu olduğu zaman kendi gözetimlerinde onlar her şeye müsaade ederler. Ama daha acı olan ne? Müslümanların bunlarla baş edememesi demiyorum. İsteseler baş ederler. Ben Müslüman olarak üzerime düşeni yapıyorum. Mükemmel bir Müslüman değilim. İyi miyim onu da Allah bilir. Ama en azından günahkarsam da, günahlarım varsa da imanımdan taviz vermiyorum. Gerçekleri olduğu gibi koruyorum. Yani tesettürlü değilim belki, örtülü ama onun hak olduğunu inkar etmiyorum ya da kafama uydurmuyorum. Kitabıma göre konuşmuyorum. Kitap neyse kitabın ortasından konuşuyorum. İşte şimdi sorun onlarda mı bizde mi? Bunu hep tekrar ediyorum, tekrar edeyim. Tekrardan. İsrail ilk defa Filistin'e saldırdığı gün, orada o dönemin başbakanı galiba bir bayan diyor ki biz o gece sabaha kadar uyumadık. Zannettik ki bütün dünyadaki Müslümanlar toplanacak ve bizim üzerimize gelecek. Ama sabah olduğunda baktık ki kimseden bir hareket gelmeyince tamam devam edebiliriz dedi. İşte o günlerden bugünlere geldik. Müslümanlar gerekli cevabı vermedikleri için, Müslümanlar birleşemedikleri için ve Müslümanlar birlik olamadıkları için böyle. İsrail gazetesinde de dündü galiba bir şey yayınlandı. İşte Türkiye'nin istediği böyle benim anlattığım gibi bir birlik kurmak, Tayyip Erdoğan'ın istediği bu diye bir makale yayınlandı. İnşallah diyorum. Ben çünkü hep hani İslam Birliği deyince bazıları ürküyor. Hayır hayatım, İslam Birliği dediğiniz zaman ben de böyle olacağım. Yani bu böyle. Mesela şimdi Avrupa Birliği'nde çok
koyu muhafazakar ülkeler de var. Mesela Katolikler çok serttir. Ama farklı ülkeler de var. Anlatabiliyor muyum? Yani ama İslam dendiği zaman tabii yıllarca bu İslamofobi altında İslam dini böyle kötü bir dinmiş gibi haşa estağfurullah insanların beynine işlendi. Ülkemizde kendi dinini beğenmeyenler İslam lafını duyunca çıldırıyorlar. Hayır hayat, şekerim, güzelim, bak sizin dilinizle konuşuyorum. Bir tanem, gözümün içi. Aşkitom, bir de böyle diyeyim, siz de anlayın. İslam Birliği, sizin yaşam tarzınız ne olursa olsun Müslüman ülkelerin kurduğu bir birlik olur ve bir güç olur. Onun dışında kimse kimsenin hayatına bir şey etki etmez. Öyle. Yok o gelecek, bu gelecek meselesi değil. Evet. Efendim, sonuç itibariyle bugün size, bugünden kendime çıkardığım yorumlardan en önemlilerini den birisi olan, ilk sırada olan tabii ki inanç sistemi. Ben her zaman diyorum kaçarım Müslümanlardan, sığınırım İslam'a. Müslüman demek hepsi iyi insanım denecek değil. Adam ben elhamdülillah Müslümanım diyorsa ona bir şey diyemezsin. Ama ne kadar iyi ve ne kadar kötü Müslüman, ne kadar hayırlı veya hayırsız bir Müslüman olarak yorumlayabilirsin. Sen dinsiz diyemezsin. Dinden ve imandan çıkaran şeyler vardır. Onları da diyorsa zaten çıkmıştır diye de bilirsin. Ayrı bir konu. Tövbe ederse o da ayrı bir konu. Bu yüzden kaçarım Müslümanlardan, sığınırım İslam'a. Biz bu İslamofobinin nasıl bir kitlesel bir güç olduğunu ve ellerinden geleni, bak İsrail şiddetle yapıyor. Ama bak İsveç çok modern bir ülke. Ben gittim gerçekten maket ülke gibi çok düzenli. Ama o da polis korumasında Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müsaade ediyor. Peygamber Efendimizin karikatürünü çizen kişiye de düşünce özgürlüğü denmişti. Ülkemizde de bazı yayın organları ve yazarlar aynı şekilde olabilir demişti ki asla kabul etmiyorum. Biz bunlara tepkisiz kalırsak zaten gerçekten ortalık çok kötü. Yani Müslümanların durumu çok kötü. Yozlaşma çok kötü. Türkiye'ye bakıyorum, ürküyorum. Sokaklara çıkıyorum, ürküyorum. Yani gerçekten insanların bu kadar yozlaşmış olması beni ürkütüyor. Tek yapacağımız şey aile içi eğitimle ve bireysel bir duruşla, omurgalı duruşla ancak kendimiz ve geleceğimizi koruyabiliriz. Dün bir yemekteydim. Pınar var arkadaşım, Ayşe dergisinin sahibi. Dedi ki ya dedi sen dedi ilk gün neysen şimdi de olsun hiç o omurgalı duruşundan taviz vermedin. Dedim ki evet ben öyleyim. Çünkü ben o gün ne düşünüyorsam bugün de bunu düşünüyorum. Hiçbir hareketimde menfaat yoktu. Ben aynı ona da dedim. Günahlarım olabilir ama imanımdan taviz vermem. Mal için, makam için, şu için, bu için. Kitabın ortasından da tak 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 konuşurum. İşine gelen dinler, işine gelmeyen dinlemez. İşine gelen takdir eder, gelmeyen takdir etmez ama hepimizin önemli olan Allah bizi takdir etsin. Allah'ın rızasını kazanalım. O kadar çok eksiğim var ki diyorum ya ben başta kendim günahlarım var ama imanımdan taviz vermem. Siz de vermeyin. İslamofobinin nasıl kitlesel olduğunu artık anlayın. Yani işte İsveç'te Kur'an yakan kişiye koruma tutulmasından anlayın. Düşünce özgürlüğü kapsamında sadece İslam'ın kutsallarına saldırılmasına müsaade ediyor. Onların kutsallarına bir saldırın bakalım ne yaparlar? Ne yaparlar? Ortalığı ayağa kaldırırlar. Nasıl Paris'teki o şeyde bütün dünya toplandı. Bir silahlı saldırıdan sonra yürüyüş yaptılar. Bütün Birleşmiş Milletler. Bu hikaye tekrar ediyorum her videoda hemen hemen. Cemil Meriç'in dediği gibi Hilal'le Haçın Savaşı. İnşallah inananlar kazanacak ama Müslümanlar kendine gelmeli. Kendilerini toparlamalılar. Öyle kolay Müslüman olunmuyor. Günahımız olabilir, bireysel günahımız ama bu dik duruş ve bu sahiplenme çok önemli. Yoksa düşmanın istediğini vermiş oluruz. Hadi bakalım herkese iyi günler.